Bir geleceğe dönüş klasiği, geleceğin yıldızı adayımız bugün Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka. Daha çok bilinen adı Baran Aksaka. 8 yaşından beri Galatasaray'da, Şubat'ta profesyonel sözleşme imzaladı. 14 Nisan'da ilk kez A takımla oynadı. 24 Eylül ilk maçı ilk 11'de. 19 Ekim ilk resmi maçı Kastamonu ile oynanan kupa maçında oynuyor. 2003'lü. 19 yaşına, 20 yaşına giriyor şimdi. Aslında yani bizim tabii gençlik kriterlerimize göre hala genç bir oyuncu. Tabii. Onu söyleyelim. 1.78 boyunda. U19 şampiyonu olan geçen seneki takımda var. Kadıköy galibiyeti kadrosunda da var. Ve bu oyuncuyla ilgili işte 24 Eylül'de ilk maçındaki paylaşımın altına takım arkadaşı Beknaz. Ki Beknaz Almaz Bekov'u burada anlattık. Bizim bölümlerimizden birinde var. Onun hikayesini de dinleyebilirsiniz. Beknaz Instagram paylaşımında şöyle bir yorum yapmış. Buradan sana pas atacağım. Diyor ki Beknaz, eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi Baran Aksaka. Oo, güzel. Hakikaten topa dokunuşu sanat ama çocuğun. Yani bakıyorsun böyle, diyorsun ki bu çocuk ayrı. Ayrı seviyelerde bir oyuncu. 10 numaradan devşirilmiş bir oyuncu 6 numaraya ki zaten her zaman söylediğimiz şey bu. 10 numara devri aslında kapanmadı. Sadece mevki değiştiriyorlar. 10 işte, numaralar ölmez şekil değiştirir. Aynen öyle. Yani. Ya De Bruyne gibi daha 8 numara gibi oluyorlar. Ya işte ikinci forvet gibi oluyorlar. Ya kenar forvet, Grealish gibi kenar forvet oluyor. Ya da 6 numaraya devşiriliyor. Bu bakımda Baran Aksaka bence doğru bir devşirme yaşamış. Çünkü 6 numarada topla buluştuğu zaman bir 10 numara klasını görüyorsun. Özellikle ilk dokunuşları şahane abi oyuncunun. Yani top kontrolüyle kendisine zaman kazandırıyor. Ve ilk dokunuşlar çok önemli. 1-2 saniye kazandırır sana. Yani ilk dokunuşu doğru yaptığın zaman rakibinden her zaman daha öndesin. O perdeyi daha hızlı açıyorsun. Baran'ın ilk dokunuşları bence en önemli özelliği. İkincisi, sezgileri çok güçlü. Bu da bence hani 10 numaradan devşirilmiş. Yani çok böyle fizik Torreira olmayan bir 6 numara için. Yani fiziksel varlığıyla değil de zekasıyla topu yönlendirmesiyle Biglia gibi bir oyuncunun yani ilk dokunuştan sonra pas özelliğinden sonra olması gereken özellik sezgi. Doğru yerde durma. Hem savunmada o sezgilerini yapabiliyor. İzlediğim maçlarda ki hazırlık maçında da bunu gösterdi bence. Yine hazırlık maçında da gösterdi. Takım böyle önünde pres yapayım dediği anda yine o pas kanallarını doğru kapatan oyunculardan bir tanesi haline geliyor. Yine orada oyun zekasını ve sezgisini konuşturabiliyor. Yani aslında direkt benzetmeniz gereken model olarak bir oyuncu var. Çok belli bence Pirlo. Ha, güzel. Yani hikayesi de benziyor. Pirlo da biliyorsun Brescia'ya kiralandığı zaman Carlo Manzoni diyor ki ben de zaten 10 numara olarak aslında kiralanıyor Brescia'ya. Diyor ki ben de Roberto Baggio var burada. 3-6-1 oynuyorlar. Baggio 10 numarada ikinci forvette kalıyor. Pirlo ile diyor ki ben de senin 6 numarada savunmanın önünde topu dağıtan oyuncu olarak rejiste olarak oynatmak istiyorum diyor. Ve sonra Pirlo kariyerini bu şekilde ilerletiyor. Zaten rejista tabirini masaya koyan adam Pirlo. Baran Aksaka da tam bir rejista olabilir gelecekte. Oyunu yönlendirmesi, topla dokunuşları gerçekten çok bir sanatçı. Sanatçı dokunuşları var topa. İzlemesi de çok keyifli bir oyuncu umarız. Biraz fiziksel kabiliyetini geliştirir. Biraz temposu artar. Bence kısa zamanda süresi artabilir Galatasaray'da. Baran maç sonu açıklamalarında da mesela Villarreal'le oynanan hazırlık maçından sonra işte bireysel olarak iyi oynadığımı düşünüyorum. Hazırlık maçı derslerimize çıkaracağız. Okul kanıcımız hepimize şans veriyor. Maçı bitiren kadronun neredeyse hepsi altyapıdan gelme oyunculardı gibi. Hocanın altyapıdan gelen oyunculara şans vermesine evet. De orada bu oyuncular için bir şans. Her oyuncu hoca şans vermiyor. Yani mesela Beşiktaş'ın kupa maçında maalesef ki Beşiktaş'ın altyapısında kimse yoktu. Evet. Onları daha fazla görmek isteriz açıkçası. Biz burada Geleceğin Önücü programında gençleri destekleyen bir program olarak onu söylemek zorundayız. Şenol Hoca çok beğendiğim bir teknik direktör ama kupa maçında en azından kadroda U19'dan 1-2 kişinin sembolik de olsa kulübede olması çok iyi olurdu. Onun haricinde Bulgaristan pasaportlu olduğu için Bulgaristan milli takımıyla bir flörtü olduğunu söyleyelim. Henüz 19 yaşında. Mesut Yıldırım'ın da bir haberi vardı onunla ilgili.
diyor ki altyapı koordinatörü Emir Kıvırcık'ın bir hareketle maçı çeviriyorsun, bizi hayata döndürüyorsun sözleriyle doktor lakabını vermişler ona. Oo, Doktor Sokrates. Güzel değil mi? Doktor şeyi iyidir. Bir Ankaraspor attığı gol var. Topa dokunuyor, açığı görüyor. İnanılmaz, şuradan ters 90'ı gördüğüm inanılmaz bir gol var. Zaten internette de çok fazla popüler olmuştu o golü. Hakikaten şey, oyun görüşü bu yaşta belli ediyor yani. Bazı oyuncularda hani yaşı ne olursa olsun yaşsız oluyorlar. Oyun görüşü konusunda, pas kabiliyeti konusunda. Oyunu yönlendiren pasları doğru bir açı bulduğu zaman oraya yönlendirme. Bir de bence Galatasaray'ın son oyun tarzı, Okan Hoca'nın enjekte etmeye çalıştığı son oyun tarzı da Baran gibi oyuncuların süresini artırabilecek bir tarz. Hep böyle İspanya milli takımı örnek veriyordum ben. Yani bir orta saha için fiziksel tabii, yani tempo, fizik gücü tabii ki önemli. Tempo çok önemli, fizik gücü o kadar da önemli olmayabilir. Çünkü İspanya milli takımında işte Pedri, Gavi gibi oyuncular da oynuyor. Bu adamlar inanılmaz bir omuzu vurup dağıtır rakibini tipi Kante değiller. Ama bir şekilde İspanya rakibine topu göstermediği maçlar var. Çünkü şunu yapıyorlar, topu önde kazanıp doğru karşılayıp zaten kendi kalesine yakın bir fiziksel kavgaya girmeden şuralarda pas kanalını kapatıp topu alıp topu kendisi takımında kalıyor. Bu şekilde savunma yapıyorlar. Önde karşılama, rakibi kanallarını tıkama. Mesela Euro 2020'de çok tempolu bir İtalya'ya karşı en oyunu bozan oyunu İspanya oynamıştı bu tarzıyla. Baran da Galatasaray oyunu bu olmaya devam ederse 6 numarada rotasyonu kullanılabilir daha şimdiden. Çünkü zaten Galatasaray topu önde kazanacak. Topu önde kazanın, top bizde kalsın. Oyuna dönecek. İşte Baran, Sergio, Mertens arasında. Torreira'nın yokluğunda belki de. Berkan yerine aslında top kabiliyeti daha uygun bir oyuncu. Tabii ki Berkan daha tempolu. Topu rakipten alma konusunda daha başarılı ama top Galatasaray'a geldiğinde Baran daha Galatasaray 6 numarası şimdiden. Topla oynama konusuna gelmişken de son noktada bu olsun. Mata biraz kendisini markaja almış bile. Ooo güzel. Güzel. Çok doğru bir adres. Ki adres çok bu orada. Sergio da arada uğrayabilir ama Mata... Mata'nın karakterini de çok övüyorlar. Evet. Mata da burada zaten o bahsettiğim İspanya oyununun temsilcilerinden bir tanesi. Top bizde kalsın. İlk dokunuşlar, doğru opsiyonlar. Yani topu dolaştırmak çok önemli. Bizde milli takımda bu tip çok hatalar yaptığımız dönemler olmuştu hatırlarsan. Böyle bütün pasör oyuncuları 11'e yazıyorduk ama bir dolaşım olmayınca, bir hareketlenme olmayınca top bizde kalmıyordu. Baran'da o da var, hani kendisini topa da gösteriyor. Sadece işte ben zaten çok iyi pasörü alırım, stoperden veririm, bendik bu kadar değil. Beke gönderiyor, tekrardan yaklaşıyor. Bir de alıyor, tekrardan yaklaşıyor. Tam bir arkadan regista modelini çok iyi uyguluyor. Galatasaray'da bence kısa dönemde oyun bu iyice oturunca, topu önde kazanma oyunu oturunca Baran'ın süresi artacaktır diye düşünüyorum. Şahane. Baran Aksakay'dı. Geleceğin yıldızı adayımız bu hafta. Baran'a sağlıklı, sakatlıksız, gönlünden geçenlerin gerçekleştirdiği bir kariyer diliyoruz. Umarız her şey senin istediğin gibi olur ve çok başarılı olursun. Bizi Galatasaray'ı, Galatasaray'daki hayallerine ya da Avrupa'da hayallerin varsa orada hepsini gerçekleştireceğin bir kariyer diliyoruz sana. Mustafa Demirtaş, ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Dünya Kupası sonrasındaki ilk geleceğe dönüşü noktalıyoruz. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Geleceğe dönüşte görmek istediğiniz futbolcular varsa onları bizle paylaşın. Bu arada Fenerbahçe'nin bir turnuvası daha başlıyor şimdi. Her ay bir uluslararası turnuva düzenliyor. U11 turnuvasını da Mustafa ile birlikte izlemiştik deri ağzında. Galatasaray-Inter finaliyle sonuçlandı. Inter ki onlar hepsinden çok büyüklerdi gerçekten. Onlar kazandılar. Evet. Oyun olarak da çok enteresanlardı. Yani 9 numaradır daha şimdiden sturuya koyup böyle servis yapıyor. 11 yaşındasın. Biraz 11 yaşında ol ya. Olur mu böyle bir şey? Şimdi yeni bir U13 turnuvası da yapacak Fenerbahçe. U13 turnuvası ile ilgili de çok kısa yani bilgilerimizi vereceğiz burada. Bütün altyapı ile ilgili yine detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Gençleri destekleyen program Geleceğe Dönüşü bu hafta noktalıyoruz. Hoşçakalın.